Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Buyla nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Çalıştığım yere geldi. Kulübe, spor kulübüne. Evet. Ben de tabii gördüm. Böyle dedim, kesin buraya bağlarım bunu. Tabii şey oldu. Ben şimdi yabancı falan zannettim. Şey diyorum. İşte böyle bir yabancı falan, falan mı zannettin? Ne aynen. Alakası var? Yani Türkçe bilmiyor İçimizden zannettim. Birisi. Türkçe bilmiyor zannettim. Hay falan böyle. Selamun aleyküm diye bir geldi. Ben tüm Türkçe biliyor musunuz falan? Biliyorum, sıkıntı yok falan. Tamam dedim o zaman. Nereden öğrenmiş bu? Neyi nereden öğrenmiş? Türkçeyi. Ne kadar senedir, zamandır Türkiye'de ki? 9 senedir burada. Ha süper. Evet. İşte sonra eve gittiğinde tabii beni bulmuş bir şekilde, ekledi falan. Beni bulmuş bir şekilde derken? Yani sosyal medyadan ekledi. Oradan sonra yazdı. Ben de zaten şey yapmıştım falan böyle. Ne yapmıştın? Etkilenmiştim. Ne yazdı? Ya o yazdı, ben de cevap verdim. Yok hayır, ha. Normal tanışmak istediğini belirtti. Ben de tabii tanışmak istediğimi söyledim ona da. Yani öyle oldu, öyle tanıştık. Ondan sonracıma oturduk, muhabbet ettik. İşte şakalar yaptım, kakara kikiri. İşte yanlışlıkla ayağına bastım. Ay pardon, erken bastım falan dedim. Güzelmiş ha. Böyle. Yüzlerdi o. Biz kadınlar tuvaletinde tanıştık. Ne? Nerede? Nasıl yani? Kadınlar tuvaletinde diyor. Kadınlar tuvaleti. Radikal bir yer. Şimdi ben halaydayım. Ben düğünlerde hiç durmam. O oynayan tip var ya, işte o benim. Ben tabii başlamışım, coşmuşum halayda, dönüyorum. Şimdi karşıda bir kadın beni kesiyor. Bir döndüm, gülümsedik. İkinci döndüm, karşı karşıya geliyoruz, gülümsüyoruz. Üçüncü dönüyorum, böyle gülümsüyoruz falan. Dört döndüm, bir başım döndü. Ay ben böyle ama tamam, gülüyorum ama bir yandan da hayırdır inşallah. Yani başıma bir şey gelecek ama ne, anlamadım. Dedim bir lavaboya gideyim ben. Ellerimi yıkayıp şu ensemi falan attım. Böyle kafamı kaldırdı, baktım aynadan aynı kadın arkamda ve bana hala gülümsüyor. Ay bak nasıl bir ürperdim var ya. Ben o kızı alacağım demiş annem. Son dayanamadım artık, döndüm. Buyurun dedim. Benim dedi oğlum var dedi. Hakkımda istihbaratı toplamış kayınvalidem. Kadın kayınvalide. Evet, kadın kayınvalidem. Dedi ben sizi tanıştıracağım dedi. Burada mı? Evet dedim. Çekti içeriye, bilgin de meğersem kapının önünde bekliyor. Ne acayip değil mi? Normalde değil mi? Eskiden şeydi, hamama giderlermiş. Gelin bakmaya. Aynen, hamam artık aynı. Ben de düğün salonlarındaki tuvaletlerde konu için çok elverişli. Aynen, kesinlikle. Ben zaten hep onu diyorum. Hamama hani gelin bakmaya gider gibi düğün salonu tuvaletinde kız beğenmek. Facebook aşkım o benim. Sen ne diyordun ona? Gobel. Gobel. Evet, sen dilin dönmüyorsa göbeldi. Ondan sonra resim çekindik. Face attım ben bunu. Ondan sonra etiket yaptım. Bu da oradan görmüş. Demiş bu yavru kim? Avrat yavaş, canını yiyeyim. Ondan sonra bana yazmış işte selam. Ben kuzeninin 15 yıllık diye çocukluk arkadaşıyım falan filan. Bu bana yazıyor böyle, döktürüyor. Ben görüyorum ama hani okumuyorum. Ben orada hani oranın ortamına ben ayak sağlamışım. Hani fotoğraf çekinme derdindeyim. Beğenilerim kaç olacak onun derdindeyim. Bunu hiç sallamıyorum, var mı yok mu? Ondan sonra yazıyor yazıyor işte bana bir tane şey yazmış. Glow yazmış. Ben bir gözüm ona takıldı. Geri Allah, ona kopyaladım attım. Ölçme, ondan sonra o da bana dedi ki Allah, global Allah, global kimse söyleyeyim. Beni Ali diye bilmez dedi. Benim lakabım dedi global dedi. Sanki o sana onu soruyor. Ondan sonra tekrar bana şey yazıyor, cevap versene. Ben deli miyim de diyor, kendi kendime söylüyorum, kendi kendime konuşuyorum falan. Kör müsün o zaman, yapma, söyleme, yazma. Ben hiç oralı olmadım buna tabii. Ya bak ne kadar medeni diyaloglar. Yani hiç umurumda bile değil. Ondan sonra birkaç gün geçti, baktım ana sayfada hani geziyor. Bunu gördüm. Anam dedim, bu Gobel benim olacak. Bu kim? Gobel. Gobel. Ben Çorumluyum ya. Çorum dili, Çorum. Ankara yazıyor da burada. Ben Çorumluyum, Ankara'da yaşıyorum da ben Çorumluyum. Tamam. Gobel. Gobel demek? Oğlan Çorum, demek, Çorum. Öyle bir şey. Oğlan demek ya. Göbel. Bizimkiler... Çorumca mı? Çorumca, biz oğlana Gobel diyoruz. Güzel. Ondan sonra dedim, bu Gobel benim olacak. Bir fotoğraf atmış, yarışmaya gitmiş İstanbul'a. Ondan sonra dedim, Ali ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İşte yarışmaya gitmişsin dedim falan filan. Ondan sonra o da dedi, evet dedi, böyle bir yarışma vardı dedi işte.
elemelerine katıldım falan filan. Ben de dedim ki inşallah dedim kazanamazsın da geri gelirsin dedim. Ki inşallah dedi kurban olduğum Allah dedi. Şu hayatta dedi en çok ne istiyorsan dedi sana onu vermesin duan kabul olmasın dedi. Sürün dedi bana. Direkt böyle. Aşka bak. Yani ben de dedim ki. Aşka bak ağır bedduayla başladı. Yani, İnsan sevdiğini yerden yere ben de dedim ki tövbe de lan o sensin dedim. Bundan ses soluk yok. Öyle kaldı bu. Ondan sonra İlker Bey bu şeyi yaptı. Hani buluşak falan filan dedi. Ben dedim annem gir falan evde. Annem, hani babam işte annem evde. Evden de dışarı çıkmıyor kadın. Dedim ben şey yapayım hani müsait olamıyorum falan filan bilmem ne. O da dedi tamam dedi sağlık olsun bilmem. Bir daha yazdı, bir daha yazdı. Yine müsait olamam falan. Annem bir gün alışverişe gitti. Nasıl yağmur yağıyor? Bir de süslendim, püslendim. Dedim ki ben bununla mı buluşayım? Yok dedim gobele gözü diktim ben. Ondan sonra nasıl yağmur yağıyor gözümü açamıyorum ben yağmurdan. Topuklarla koşuyorum koşuyorum. Bu da arka sokağa geldi arabasıyla. Bana da arabadan inme yok bir şey yok. Yanına bir senin çıtır geliyor bir yavru geliyor. Baksana be. Ay, şey o yağmur. Yavruya bak 70 kilo. Bak, hoş geldin de bir şey yap beni arabaya oturtur. Yok. Koş koş diyor yerim seni diyor bana. Bunları da babam bile izleyecek, yeni duyuyorlar. Ondan sonra ilk abi arabaya oturdum. Ne yapıyorsun, nasılsın? Yok. Başladı. Saçların diyor kaynak mı? Kipriklerin diyor takma mı? Yüzünde diyor fondöten var mı diyor bana direkt. Ben de diyorum ki bu diyor erkek başıyla diyorum böyle şeylere niye önem veriyor ki dedim. Şuna bak dedim ben bile bu kadar özenmiyorum hani. Bilmiyorum dedim. Ondan sonra ben dedim hepsi orijinal. Sonra bir eve gittim. Anam ben bunu bir özledim İlker Bey. Dedim Ecik yanında biraz daha mı kalaydım? Ne yapaydım dedim bunu. Ondan sonra en sonunda dedim anne dedim bir tane oğlan var dedim beni seviyor dedim. Ondan sonra kim dedi bulduğunda dedi aynı dedi kendine benziyordur. Sakın dedi bana dedi saçını dedi geriye fırça gibi tarayanlar düşük bel ondan sonra dövmeli dedi sakın dedi kapıma getirme dedi. Neyse buna söyledim hani annemgilim pek sıcak bakmıyor bu dedi ben tanışacağım annemgille. Bir gün geldi İlker Bey. İkindi miydi neydi ananız akşama doğru. Ananız yedirmiş bize zamanında. Geldi evin önüne arabayı çekti ondan sonra anneme dedim geldi gobel. O da dedi ne diyorsun kız dedi annem de gülüyor şaka yapma falan filan. Yo dedim aha geldi arabayı park ediyor. Annem gülüyor kikir kikir hani biz sülalece gülüyoruz İlker Bey. Biz çok capcık bir insanız çok gıncıklaşıyoruz biz. Capcık. Çok iyisiniz. Capcık. 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 Neyle işiyorsunuz? Capcık, capcık. Tamam. Gıncık. Gıncıklaşıyoruz. Capcık insansınız, gıncıklaşıyorsunuz. He, gıncıklaşıyoruz. Biz öyle gülmeyi, eğlenmeyi çok sever. Şamatay. Sonra eve geldi bu. Ondan sonra İlker Bey öylelikle şey oldu. Babam dedi tamam kız istiyorsa dedi verek dedi. Öyle başladı. Hatta buna dedim ki ver hani gönülleri yok istemiyorlar diye. Hazırlan dedi. Beni bir arada İlker Bey 5 dakika konuşamadım telefonda. Hadi kaçıyoruz dedi. Ama dedim babamın yüzünü yere eğmem. Ben dedim alımla, yeşilimle, telimle, duamla dedim gelin et. Olsa zaten dedi öyle yaparım dedi. Ama dedi vermezlerse de kaçırırım yani göze koydum ben sana aşığım dedi. İla dedim tamam sus. Olsa öylelikle başladık İlker Bey. Köpeğimi de arabanın arkasına attım. Eşyalarımı da topladım. Ne kadar zaman sonra? Baktım çeşmeye gittim. Bir hafta. Ne kadar zaman sonra? Bir ay sonra. Bir hafta. Ne kadar zaman? Bir ay. Bir hafta. Kaç? Bir ay. Bir hafta. Tam olarak kaç? Üç gün sonra aradı, bir hafta sonra geldi. 30 gün. 3 gün sonra aradı, bir hafta sonra geldi. Ne kadar süre sonra gittin şeye? Belki de 2 hafta. Bu bir ilk. Bak, bana gelişi 3 gün. Son kararını rica ediyorum. 2 hafta diyelim. Yani 2 hafta. Kaç? 2. Kayıtları var. Arabayla durdu, kapıyı açtı. Dedim bu benim olmalı. Şimdi bu benim olmalı dedim. Arabanın arkasına bindim, dikiz aynasından diyorum ki ben bununla evleneceğim. Sonra biz kahvaltıya gittik. Bunda yani şöyle oldu, ben kahvaltıya gittim, kahvaltıda konuşmalar başladı, telefon vermeler başladı. 1-2 hafta görüştük, sonra dedim ki ben seni istiyorum. O da dedi ki beni herkes istiyor. Tam 5 kızın arasından aldım. 2 kızı da birbirine düşürüp kavga ettirdim. İlker Bey arkadaşlarım. Helal olsun abi sana. O yüzden yok, diyorum Adanalıyım bu benim olacak. Arkadaşlarım. 5 tanesi aynen. Sevilen bir karakterim sadece. Sonra biz bir hafta sevgili olduk. Sonra dedi ki ben dedi bağlı kalamıyorum dedi. Kimseye hesap vermek zorunda değilim dedi. Zaten 2 evlilik yaptım dedi. 2 çocuğum da vardır. Bu saatten sonra ben evlenmem dedi.
Dedim sen. Ertan'a bana. Bumerang gibi atıyorum geri geldi. Attım geri geldi. Ne diyor? Ertan diyor ki bumerang gibi atıyorum geri geliyor. Atıyorum. Öyle mi diyor gerçekten? Hayır canım ben uydurdum. Öyle bir şey olur. Aşk olsun. Enteresan bir tanışmamız oldu aslında. Kendisi beni tanıyormuş da hastam olur bu arada kendileri. Aşkım benim. Yani hastam olmak için çabalamış hemşireyim ben. Küçük bir klinikte hemşirelik yapıyordum. Yakın arkadaşlarımız vasıtasıyla ve benim hemşire arkadaşım vasıtasıyla beni görmüş. Şimdi anneannesiyle geliyor. Kulağım tabii çıtladı benimle abi, tanışmak istiyor ama benim hayalim profilinde tarif gibi birisi yok ya, yani. Yani kliniğe sarışın var ya. Sarışın yeşil gözlü. Kumaştan tutun. Söyleyebilir miyim? Kumaştan tutun. Söyleyebilir miyim? Biz de duyalım. Bak arkaya bakın oh. Şimdi. Ha. Ay çok güzel wow. Oldu böyle. Tamam yoklar. Böyle kalsın ha. Nasıl bildin? Kasları. Kıvanç Tatlıtuğ gibi böyle sarışın. Böyle kaslı o zaman zayıftı bir de. Yeşil gözlü falan birini hayal ediyordum yani. Her genç kızın Kıvanç, 19 yaşında. Kıvanç zannettiğiniz kadar yakışıklı değil. Ya. Ama yani. Onu televizyon öyle gösteriyor. Ya. Kıvanç kameralarda güzel çıkıyor adam yani. Bence de. Bizi yan yana koy. Bana Kıvanç dersin, aa, ona İlker dersin. Ay, yok yok. Kardeşim benim. Evet. Evet, böyle yengesini getiriyor. Anladım ama yani, öğrendim zaten ama istemiyorum yani. Yazık yani, amcasını getiriyor. Bir gün kendisi geldi, ağrım var diye. Dur dedim, ben sana güzel bir çözüm bulacağım yani, ağrını geçireceğim. Sen sonunu anlat, sonunu boş ver sen. İşin sonunu anlat. En yağlısından, böyle en acıtanından, o sağlam dedi ya, en ağır bir şekilde iğne yaptım kendisine, iyileştirdim. Gayet güzel çıkıyor gidiyor. İki gün geçiyor aradan, bir başkasıyla geliyor tekrar hastaneye. Neyse en sonunda artık yeter yani, bunu aldım. Ya çıkayım Filiz, adamla bir şey yapayım. Sen, sonunu anlatsana Allah aşkına ya. Dedim. Hani başımda en azından bir sağmış olurum diye düşünüyorum kendi çapımda. Sabah çıktık hep beraber nöbet çıkışı kahvaltıya. Bizim oralarda o zaman Giresun'dayım ben. Yaylalar olur bilir misiniz bilmiyorum. Orada da yani mangal yapılır usulü, oranın odur. Benim de kırmızı et alerjim var. Ve alerji olduğunda bilirsin hani şişer yüzünüz, gözünüz, her yeriniz. Belli bir ilaç kullanmak zorundasınız. O ilaç da uyku getirir. Şimdi dönüşte alerjim oldu benim. Alerjim tuttu yani, kader bu ya. O ilaçtan almak durumunda kaldım ve halim de kötü, eve gidemeyeceğim o şekilde. Yani dedi Tarık hani bize gidelim dedi. Kader olarak kabul etmek zorunda kaldım. Yani istemediğim adamla ilk buluşmam oluyor bu. Galiba soramayacağım devamını. Üniversitenin yurt tanıtımıydı. Yaz ayıydı. Havalar çok sıcaktı. Bizim yurdun tanıtımı bitmişti. Sonra ikinci bir yurdun hala tanıtımı devam ediyordu. Bana dediler ki Zehra sen de hadi gel iki gün bizimle devam et. Aa gitsem mi gitmesem mi, havalar çok sıcak dedim. Neyse gideyim dedim. Ertesi gün gittim. Baktım bir ortam, ne bir hareketlenme. Oo bir çocuk geldi. Oo kimmiş o falan hareketleri yapıyorlar. Oo bir çocuk gelmiş. Berk yenge senden iyi konuşuyor Türkçe'yi. Aynen moruk. Dublaj gibi geliyor. Hiç böyle yürüyorum, karşımda Berk'i gördüm. Kim bu çocuk ya dedim, böyle kaldım. Tabii bunu duymuş, o da böyle az sinsi değil. Sonra biz bir tanıştık, işte merhaba merhaba. Böyle bir atıştık, kavga ettik, bir şeyler oldu. Pardon. Merhaba merhaba, sen kime merhaba? Nedense burçlarımız uyuşmadı. Sonra baktım... Ay niçin kavga ettiğinizi anlamadım. Şimdi herkes bu çocuğu konuşuyor diye bu çocuk havalanmış dedim. Tamam, herkes Berk'i konuşuyor. Konuşun kendi aranızda. Berk. Evet. Sen tamam, bitti, teşekkürler. Sonra ben de dedim böyle ki... Böyle zannediyorsun. Evet, evet. Sonra ben de dedim ki bu Berk şimdi havalanmıştır dedim. Bütün kızlar Berk, bunu konuşuyor. Havalan. Uçuyorum abi. Tamam. Tamam. Sonra ben de dedim ki Zehra git şu çocukla bir dalga geç. Sen kimsin de havalanıyorsun hani böyle herkes seni konuşuyor diye. Tamam. Sonra... O da bana diyor, bu kız kim hayırdır bana gelmiş böyle konuşuyor diyor. Sonra biz böyle bir atışıyoruz, sonra ben gidiyorum. Sonra gün içerisinde baktım bütün kızlar Berk'le konuşuyor. Dedim ki ama Berk benim olmalı dedim, benim konuşmam lazım dedim. Berk benim olacak, vuracağım kırbacım. Sonra baktım ikinci gün sevgili olmuş. İkinci gün sevgili olduk. Evlendik işte. Öyle iki yıldır da evliyiz yani. Peki sen aslen nerelisin? Ay sormayın ne olur. Ben de bilmiyorum nereli olduğumu. İşte bu soru gerçekten en zor soru yani. Belki de bilmiyormuş. Gerçekten ben de çok merak bilmiyorum. Ediyorum. Ben İzmit doğumluyum. Babam Adapazarlı. Annem Yunanistanlı. Dedem de Adapazarlı. Sonrası yok.
Yani her... Yok hayır, sonrası yani. Sonrası sensin zaten. Sonrası benim. Size öncesi lazım. İşte öncesi yok. Bana geliyorlar çarşıda, yabancı dil konuşuyorlar, konuşuyorlar, bir yer soracaklar. Bakıyorum, gülmeye başlıyorum, anlamıyorum seni diyorum. Dalga geçiyorum sanıyorlar ama gerçekten anlamıyorum. Çünkü ben tek Türkçe konuşabiliyorum. Ama karşımdaki de işte böyle bakıyor bana. Gerçekten bu bakışı atıyor. İlker Bey çok kötüydü bu. Gerçekten ama bu sürekli yaşadığımız bir şey. Kibarlığından gibi diyemedi. Ya nereliysen nerelisin işte ya ama... Işte, ne... İzmitliyim ya, sen bizi kesemiyorsun bu oğlum ya. Ya İzmitçe. Tamam, sen bizi kesemiyor musun evet, oğlum? Sen, hayır, sen bizi kesemiyorsun bu oğlum. Hadi bizi kesemiyorsun şeklimizi de mi kesemiyorsun?